Değerli arkadaşlar, hepinizi selamlama kısmını daha hızlı geçerek bu yıla direnişleriyle, elinden gelen tüm emeğiyle, direnişler göstererek hem sendikal olarak çalıştığı her yerde ya da sendikası olarak mücadele eden, direnen işçilerin mücadelesinin önüne açılacağı ve onlarla daha fazla buluşulacak yeni yeni kongrelerin önünün açılacağı bir yıl ve dönem olması dileğiyle diskimizi kongresine selamlayarak başlamak isterim. Hızlıca ifade etmeye çalışacağım. Aslında ben genel anlamda bazı konularda çok anlaştığımızı düşünüyorum. Örneğin ülkede ekonomik krizin dünyadaki kapitalizmin sıkıştığı zorlukta bizleri daha da işçi sınıfının zorluğa doğru götürdüğünü, bu zorluğun işçi sınıfında bir arayış içerisinde olduğu gerçekliğinde, bizim ülkemiz özelinde bir tek adam rejiminin çeşitli yarattığı zorluklarla beraber aynı zamanda da direnmeye çalışan işçi arkadaşlarımızın önünü açmaya çalıştığımız gerçekliği konusunda genel anlamda çok benzer fikirler olduğunu düşünüyorum. Bu kısımlarda genel anlamda ortaklaştığımızı ve aynı düşündüğümüzü söyleyebiliriz. Fakat burada bizim üzerimize düşen görevler kısmında ve işçi sınıfının gerçek anlamda kurtuluşu için yürüttüğümüz mücadele bağlamında bazı konuların daha detaylı tartışılmasının umuduyla en azından birkaç gözlemimizi ve partimiz adına, Emekçi Hareket Partisi adına görüşlerimizi ifade etmek isterim. Bu 2 günlük sizin devamındaki kongre sürecinde de dikkate alınacağını, tartışılacağını, işçi arkadaşlarımızın ve işçi sınıfının bundan sonraki mücadelesinde umarız ki yol göstereceğini düşünüyorum. Öncelikle birincisi biz bugün bu ülkede, hatta dünya çapında bu kadar az oranda olan sendikalaşma meselesinin sorumluluğunu kendi üzerimizde mutlaka hissediyoruzdur. En azından kendi adımıza bizler hissediyoruz. Tüm sendikalarımızın da böyle düşündüğünü biliyoruz. Ancak burada önümüze açacağımız yolun, işçi sınıfı adına açacağımız yolun, işçilerle beraber olacağı gerçekliğinden uzaklaşmamız bizleri felakete sürükleyecektir. Bugün bizlerin en çok eleştirdiği, karşısında en çok mücadele verdiği, hatta işçi sınıfının gündemlerinden bile daha çok fazla önemli olarak atfettiği demokrasi meselesinde dahi olan temelli mesele, eğer ki işçi arkadaşlarımızın, işçi sınıfının, işçi öznelerin sendikalı olsun olmasın bulundukları her yerden komiteleşerek, birleşerek fabrikalarından, buluştukları her alanlardan birlikte karar aldıkları bir biçimiyle ilerlemezse bizleri götüreceği yer aynı sağın karanlığı olacaktır. Aynı sağın karanlığında, aynı kapitalizmin en kötü koşullarındaki biçimlerine tekrar tekrar döneceğimizi düşünüyoruz. Bu elbette ki bir teorik anlamda hepimizin anlaşacağında hemfikiriz, fakat uygulamadaki anlamında da kendi üzerimize düşeni yapmamız gerekir. Bugün işçilerin, işçi sınıfının sendikalarına güvenmemesinin temelli sebebini yalnızca faşizmle açıklayamayız, yalnızca demokrasi sorunuyla açıklayamayız, yalnızca bizim demokratik bir ülkeye kavuştuğumuzda işçilerin sendikalarına akın akın geleceğini ya da siyasi mücadeleye ve siyasi partilere akın akın geleceğini ifade ederek altından kalkamayız. İşçi sınıfının gündemi, herhangi bir gündemin alt metninde ortaya koyulacak kimliklerden biri değildir. Temelli bir meseledir ve bizim en azından sendikalarımızın olduğu kongremizde de gündem maddelerimizin en başına yazması gereken budur. Bu açıdan değerli arkadaşlar, hızlıca tamamlamaya çalışarak şunu da ifade etmek istiyorum. Birincisi, bizler açısından birliklerin önemini her yerde her zaman çokça vurguluyoruz. Bizim neredeyse en çok konuştuğumuz şey, biz aynı düşünenler olarak bir araya gelelim. Bu birlikler bizim İşçi sınıfının temelli gündemlerinde bugün ekonomik krizin yaşattığı işsizliği, yoksulluğu, bu yolsuzluğun işçiler tarafından bedelin ödetilmesini ve hatta işçilerin bugün umutsuzluk sebebiyle canlarına bile vazgeçmelerine sebep olacak bir biçimde ilerliyorsa, biz bu birliklerin önüne en temelli gündem maddesi olarak bunu yazmaktan kaçınamayız. Ve bunu her seferinde başka bir gündem maddelerinin alt metninde bir araya getirerek ve sadece birliklerin en temel başlıkta bir araya gelmesini sağlayarak da işçi sınıfına ifade edebileceğimizi asla ve kata düşünmüyoruz. Bu açıdan temelli gündemlerin birinci dereceden ele alınması meselesi başta olmak üzere bunun yalnızca 1 Mayıs'larda ve yılın önemli ve gündemli haftalarında değil, 365 gününde nasıl ki işçiler her gün fabrikalara gidip geliyorlarsa her yaşam alanında örgütlenmesi ve sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu elbette ki sadece sendika kurullarımızla masalarda konuşmak için değil, bunun işçiler adına, işçilerin kendileri adına karar verebilecekleri sadece bir dünya değil, sadece bir ülke değil, sadece şehirler değil, aynı zamanda kendi birlikleri ve sendikaları da olması umuduyla söylüyoruz. Biz bunun için elimizden geldiğince Emekçi Hareket Partisi olarak elbette ki kendi bulunduğumuz siyasal mücadele alanından bunu anlatmaya ve söylemeye devam edeceğiz. Temennimiz odur ki ülkedeki tüm demokratik kitle örgütlerimizden sendikalarımıza kadar
Bu geleneğin yerleşmesi ve eğer ki işçi sınıfı karar vermiyorsa onun adına alınan hiçbir kararın asla ve kata iyi olmayacağı gerçekliğinin açığa çıkmasıdır. İşçiler yanlış karar da verebilir ama bunu deneyimleyebilir. Fakat işçiler adına işçi olmadan karar verilen hiçbir ortamı ne iktidarda ne muhalefette asla ve kata kabul edemeyiz. Bu bağlamıyla da değerli arkadaşlar son sözlerimi bizler üretenlerin yönettiği bir dünya teamülüyle mücadele edenleriz. Üretenler işçi sınıfıdır. Yönetenler de işçi sınıfının kendisi olmalıdır. Bugün disk tarihini var edenler hiç demokratik olmayan ortamlarda grev hakkını söke söke kazanan kalan işçilerinden, bugün disk tarihini yazan, herhangi bir demokrasi beklentisi olmadan disk tarihini yazan işçi sınıfı bundan sonraki disk tarihinde yazmaya devam edecektir. O tarihi ancak işçi sınıfı yazabilir. Bu açıdan işçi sınıfının yolu açık olsun, hepimizin yolu açık olsun, bu uğurda emek veren tüm yoldaşlarımızın yolu açık olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.